Türkiye Değişim Partisi ki iddialı bir ismi var partinin öncelikli olarak neyi değiştirecek ee, mesela daha sonra da sorabilirim ama e, siyasette hep tartışılan bir mevzu var. Siyasi partiler kanunu. Tüm siyasetçiler önce genel başkan olduklarında <laughs> muhalefetteyken biz bunu değiştireceğiz derler. İktidara geldikten sonra on nimetlerini yemeye devam ederler. Genel başkan olduklarında milletvekillerini belirlerken diğer süreçlerde. Ve son dönemde siyasi partiler kanunu tartışılıyor. Bununla birlikte bir baraj tartışması da var. Sizce baraj yüzde kaç olmalı? Ee, şöyle, şöyle çok teşekkür ediyorum. Bu konu Son derece değerli bir soru. Ben bu sorunun cevabını çok iyi bir şekilde yanıtlarsam ve inanın ki içimden geçenleri anlatırsam, ülke demokrasisine de önemli katkıda bulunmuş oluruz. Türkiye Değişim Partisi'nin ana savunma fikri şudur, seçimle gelen bir kere seçimle gitmeli. Demokrasimizin oturması için bunu herkesin kafasına koyması lazım. Seçimle gelen seçimle gitmeli. Fakat bunu yaparken de ne yapmamız lazım? Seçim sistemini demokratik hale getirmemiz lazım. Siyasi partiler kanunu demokratik hale getirmemiz lazım. Mesela 19 yıl devam eden bir AK Parti iktidarı var. İnanın ki AK Parti kurucularının kurulmadan önceki söylemlerine bakın. Bunların çoğu o söylemlerde vardı ama yerine gelmedi. İnşallah bir uzlaşmayla uzlaşmayla, bu söylediğim kanunu çıkarız. Çünkü bu söylediğim kanun AK Parti'ye, Türkiye Değişim Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İyi Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil, hepimize lazım olan e, kanun. Bunun sistemi şu, e, konuşuyoruz, Brüksel'e gidiyoruz, Avrupa Birliği diyoruz, demokrasi diyoruz, demokratik ülkeler diyoruz. O zaman bakmamız lazım. Türkiye'de, demokrasinin kurum ve kurallarıyla oturması için Göksu Hanım bir oyun bile değerli olması lazım. Bir oyun bile inanın ki ee, yok sayılmaması lazım. Ben baktım İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, İsveç'te, İskoçya'da, Danimarka ülkelerinde seçim barajı 1 ile 3 arasında. En yüksek baraj 3, bir. En şey olan barajda da 1. E, Türkiye'de artık her siyasi parti barajı geçtiğine göre yavaş yavaş bu sistemi koymak lazım. Seçimsiz seçim barajını 1 ile 3 arası yapmak lazım. Ve bunu yaptığımız zaman her oyun bir kıymeti olur. Her oyun bir değeri olur. İkincisi mutlaka ve mutlaka Türkiye milletvekilliğini getirmek lazım. 600 milletvekili var. 600 milletvekilini ben çok buluyorum. 600 milletvekili gerçekten çok. Ben milletvekilliği yaptım. Parlamentoda bulundum. 300 milletvekilinin 300 milletvekilinin ee, normal milletvekili olması lazım. 150 milletvekilinin de 150 milletvekilinin de ya da 100 milletvekili de olabilir. Türkiye milletvekili olması lazım. Türkiye milletvekilliği şu. Bir parti kaç oy aldıysa bir oy aldıysa bir milletvekili. 10 oy aldıysa 10 milletvekili. O 100 milletvekilini genel merkezler kendilerini ileride bakan yapabilecekleri, kamuoyunun tanıdığı, ülke kamuoyunun tanıdığı, kendi konularında uzmanlık dalı son derece iyi olan o 100 milletvekili Türkiye milletvekili olmalı. 350 milletvekili de ilçelerden seçilmeli, teşkilatlardan seçilmeli, ön seçimle gelmeli. Çünkü siz genel merkezden atama ile ve tayinle milletvekili gönderdiğiniz zaman yarın ilçelerde, illerde inanın ki çalışacak görev yapacak hiçbir arkadaşımızı bulamazsınız ve e, siyaset yapacak gençleri dahi bulamazsınız. O nedenle ben seçim sisteminin değişmesini istiyorum. Barajların %1 ile ile %3 arasında olması Türkiye Cumhuriyeti'nin hayrınadır. Bütün ileri demokratik ve medeni ülkelerde uygulanan sistemde budur. 100 ya da 100 milleti, 100 ya da 150 milletvekilinin de Türkiye milletvekili olmasını istiyorum. Geriye kalan milletvekillerinin de partilerden, teşkilatlardan gelmesini arzu ediyorum. Bir başka olayımız da şu. Dışarıdan bakan atanması fikrine, Türkiye Değişim Partisi olarak biz e, sempatik bakmıyoruz. Onun için sempatik bakmıyoruz. Amerika'da, İngiltere'de okumuş olabilir. Bilgili, becerikli, yetenekli, çok değerli isimler olabilir. Onlardan danışman olarak yararlanabiliriz. Ama... Bakanlarımız mutlaka parlamentonun içinden gelmeli, teşkilatlardan gelen milletvekilleri mutlaka bakan olmalı. Çünkü o bakan bir ile gittiği zaman, benim Türkiye Değişim Partili bakanın bir ile gittiği zaman parti rozetini çıkaracak. Önce Türkiye Değişim Partili, Partisi'ni ziyaret etmeyecek. Diğer partileri ziyaret edecek, sonra Türkiye Değişim Partisi'ne gelecek. Çünkü bakan olduğu zaman artık partinin bakanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı oluyor ve herkesi kucaklaması lazım. O nedenle Türkiye'nin bugün en önemli problemi siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminin değişmesidir. Bir başka en önemli olay da şu. Mutlaka ve mutlaka partiye kayıtlı üyeler ilçe başkanına kaydolmamalı. İlçe başkanına kaydolmamalı. İlçe başkanları kendini seçmeyecek olan vatandaşı üye yapmıyor. Kendi yakınlarını üye yapıyor. Bir bakıyorsunuz ki bir ilçe, bir ilçe Sivas'ın bir köyü bakıyorsunuz ki oradan bin kişi aynı köyden partiye kaydolmuş ve o bin kişi geliyor Ön seçimde oy kullanıyor. Peki. Parti içinde tek elleşme evet, oluyor evet. aslında. Şimdi çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Ee, bir iddia sürekli olarak. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bir muhalefet partisine para verdi dediniz. Bir muhalefet partisi olarak kaldı. Tüm Türkiye merak ediyor. Bu iddianın aslı nedir, astarı var mıdır gibi. Bunu da soracağım arkadaşlarımız. Biraz böyle izleyicilerimize merak uyandıralım. Serkan Oral'la kalmıştık. Tezkere konusuyla ilgili kendi soruları vardı. Oradan devam edelim. Birazdan gelecek herhalde o cevaplar. Buyurun. Ee, tabii e, Türkiye'de teröre mesafe koyan tüm e, siyasi partilerin 2023 seçimlerine doğru giderken e, genel başkanları, yardımcıları, il teşkilatları, ilçe teşkilatlarıyla e, ayakta olduklarını, e, bu aziz millete hizmet için koşturduklarını görüyoruz. Saygılar, sevgiler, başarılar diliyoruz tamamına. Yeter ki teröre mesafe koymuş olsun. Türkiye Değişim Partisi'nin tabi genel başkanı olarak değişimi hedeflerken aynı zamanda bunu geçmiş dönemdeki, ...hatta 20'li yaşlarınızdaki siyasete girişiniz... ...ardından milletvekili oluşunuz... ...devlette yaptığınız görevler... ...Şişli'deki çalışmalarınız... ...hepsini harmanlayarak... ...bugün ilk bölümdeki değerlendirmelerinizde... ...özellikle milli meselelerde... ...Türk halkının birlik, beraberlik içinde... ...tüm siyasi partileri görmek istediğini ortaya koydunuz. Gerçekten de özellikle de dış siyaset veyahut... Mehmetçiğin görev yapacağı dış e, e, operasyonlarda e, biz de meclisimizi bir beraber görmek istiyoruz. Şimdi e, tezkere meselesinde özellikle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, son yaptığı açıklamalarda algı değiştireceğiz değerlendirmesi vardı. Bütün algıları değiştireceğiz. E, aslında herkesi de şaşırttı. Daha önce destek vermişti. Şimdi Kandili'de ben yerle bir ederim. Ee, sözünü e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii ki e, muhalefet e, yapma e, özgürlüğü çerçevesinde değil mi efendim? Bir değerlendirmesi e, gayet normal, doğal. Ancak onu Gerçekleştirmesi için de bir tezkereye ihtiyaç olacağı kanaatindeyiz. Dolayısıyla e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarının o bölgeye gidecek e, namlun ucundaki e, bu e, önemli görev yapanları da değerlendirdiğimizde yine aynı şekilde e, tezkere ile beraber e, vatana ihanet tartışmaları veyahut e, şehitlerimizle ilgili olarak da e, son dönemde yaşananlar aslında o kutuplaşmanın yani e, e, bir yansımasını ortaya koyuyor Özellikle de e, HDP ile alakalı e, bir e, işbirliği çerçevesinde bulunanların biraz daha daha sıkıntıda e, olduğu bir izlenimi var şimdi bütün hepsini Hı -hı. bu şekilde toparladığımızda size göre e, bu süreçte e, eğer teröre karşı duruş sergileme konusunda ve şehitlerimiz konusunda özellikle dediniz ki toplumda da başka bir takım refleksler gelişmesi lazım oraya doğru gelirsek örneğin İngilizler ne yapıyor her futbol maçı öncesinde saygı duruşunda bulunuyor şehitlere ve şehit ailelerine siz de o sözlerinizin arasında o eksikliği dile getirdiniz somut öneriniz olabilir mi bu konuda Türk halkının da daha da bu konuya sahip çıkması için bunu şöyle geçen gün bir kere çok teşekkür ediyorum sorunuza. Bu soru son derece değerli, son derece kıymetli. Geçen gün İsparta'da bir ziyaretim esnasında İsparta Teşkilat Başkanımız Erdal Başkan'a çok teşekkür ediyorum. İsrarla beni dedi ki baş çavuşlarımızı ziyarete gitmemiz lazım. Gittim ve çok duygulandım. Son derece üzüldüm. Baş çavuşlarımızdan şehit olan çok, hakkın rahmetine kavuşan çok, şehitlik mertebesine erişen çok ama bir şey öğrendim orada Göksu Hanım. Yani baş çavuşlarımız orada evine alınmıyor. Baş çavuşlarımızın orada evine alınmaması doğru bir şey mi? Onlar da yıllarca e, askerlik yaptılar. Yıllarca çalıştılar. Baş çavuşlarımızdan alabildiğine e, şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. O zaman o baş çavuşlarımızın da mutlaka ve mutlaka e, orada evlerine alınması lazım. Yani, yani subay Biz, at subay ay, Evet, e, evet kalksın, olmaması lazım. Söylüyor. Kalkması lazım. Bir başka şey şu, biz şehitlerimizin olanaklarını ve imkanlarını bütün parti olarak gözden geçirip bu konuda popülist politika izlememiz lazım. Yani Türkiye Değişim Partisi şehit, şehit ailelerine şu kadar rakam versin, öbür parti bu kadar rakam versin bunları konuşmamamız lazım. Bazı ulusal konular var ki bu ulusal konuları diplomatik olarak partiler, biz geçmişte öyle yapardık. Benim milletvekilliğim döneminde bazı konular vardı. Rahmetli Özal Başbakan'dı. Ee, giderdik, kendisiyle konuşurduk. O zaman grup başkan vekillerimiz var. Profesör Onur Kumbaracıbaşı, Hikmet Çetin, öbür taraftan Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi o zaman grup başkan ve grup idare amiri Sayın Nafiz Kurtlu, Samsun, Bafralı, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onlar diplomatik olarak konuşurdu ve ulusal konuları parlamentoda hep beraber çözülürdü O nedenle biz bir kere şehitlerimizin bir şehit ailemizin çocuğunu kusura bakmayın yani eğitiminin yeteri kadar verilememesi beni alabildiğine sorumluluk taşıyan bir siyasi olarak üzer bugün şehit ailelerimizin tekrar maaşlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi lazım şunu unutmayın bir ülke şehitlerine gazilerine sahip çıkamazsa atalarının, dedelerinin, ecdatlarının bıraktığı bayrağına ve toprağına sahip çıkamaz. O nedenle biz bu konuda son derece hassasız. Şehitlerimiz konusunda ulusal konularda bir oy avcılığı ya da oy alalım mantığının olmaması lazım. Türkiye'de siyasetin erdemliliğinin bu düzeye gelmesi lazım. Ve bu konuda öyle bir şey yapmalıyız ki siyasi partiler diplomatik karar almalı bunu bir vicdan meselesi görmeli. Çünkü şöyle bir şey yapmamız lazım. Biz demokrasi içerisinde ülkemizi yönetmeye talip siyasi partileriz. Biz siyaset nedir? Ülke yönetiminde var olmak ya da ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olmak. O zaman devletimiz yoksa, bayrağımız yoksa biz bugün şehitlerimize, şehit yakınlarına, şehit ailelerinin ekonomik durumlarını da planlayıp toplum içerisinde İyi bir noktada olmazsa şehit ailesi yarın çocuğunu kim askere gönderir? Ya da çocuğunu askere gönderirken der ki ya bak, bak şehit ailesine biz bakamıyoruz. Bizim devletimizin her şeyden önce yapması gereken siyasetin ve siyasi partilerin her şeyden önce yapması gereken bu konularda ulusal politika, iç e, iç siyasi çıkar meselesi yapmadan şehitlerimizin konusunu tekrar bizim gözden geçirmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin hassas olması gereken konu. Evet. Ve Türkiye Değişim Partisi bu konularda siyaset yapmaz, oy avcılığı yapmaz. Biz sorumluluğumuzun birinci içerisinde olan bir partiyiz. Türkiye Değişim Partisi önce partimiz demez, önce devletimizin bölünmez bütünlüğünü savunur, sonra partimiz der. Ve gerçekten biz ülkemizin ileri demokratik, medeni ülkeler seviyesine gitmesi için gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız. Ankara'da bir dostumun söylediği güzel bir söz var. Hayalleri olanlar asla uyumaz. Memleketimizin mutluluğu için Türkiye Değişim Partililer de özellikle ve özellikle gecemizi gündüzümüze katmalıyız. Çünkü bizim hayallerimiz var.